Bolu'yu da merak ediyoruz. Bolu Tüneli akşam gelen flash haberle trafiğe kapatıldığı haberiyle bizleri endişelendirmişti. Çünkü orada birçok insanımız vardı. 1200'e yakın insanımızın mahsur kaldığı haberleri gelmişti. Şimdi sabah saati oldu. Hem havanın hem de oradaki trafiğin durumu acaba nasıl? Demirören Haber Ajansı'ndan Murat Küçük'ten alalım şimdi detayları. Ben şu an itibariyle Bolu Dağı Tüneli mevkiinde bulunuyorum. Bolu Dağı Tüneli'nde şu an itibariyle yoldaki beyaz örtü kaldırılmış durumda ve araçlar rahatlıkla geçişlerini sağlayabiliyorlar. Ancak Bolu'ya şehir dışından girişler kapatılmıştı. Bununla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Hala Bolu'ya girişler kapalı. Bu şu anda görmüş olduğunuz geçen araçlarsa Bolu sınırları içerisinde yolda mahsur kalmış olan araçların kentten çıkmasına izin veriliyor. Yalnızca D100 karayolu ve Temo yolu şu anda tamamen beyaz örtüden arındırılmış durumda Bolu Dağı kesiminde. Ancak diğer noktalarda D100 karayolunda ve farklı noktalarda özellikle İstanbul istikametinden Bolu'ya gelirken Kaynaş mevkiinde bazı sıkıntılar yaşanıyor. O noktada araçların yavaş ilerleyebildiğini, zaman zaman trafiğin durduğu bilgisi bizimle paylaşıldı. Dün Bolu Dağı'nda mahsur kalan toplam 1200 kişi şehir içindeki misafirhanelerde Bolu Valiliği'nin koordinasyonunda şehir içindeki misafirhanelerde konakladı. Tabii ki araçlarının başından ayrılmak istemeyen ya da yoluna devam etmek isteyen bekleyen vatandaşlar da yol kenarlarında sabahladı ve sabah saatlerinde kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte burada araçlar yola çıkmaya başladılar. Kent merkezinde Bolu geçişinde Bolu sınırları içerisinde mahsur kalan araçlar şu an itibariyle Bolu'dan çıkış yapıyorlar diyelim. Tabii bölgede gün içerisinde yeniden kar yağışı bekleniyor. Bununla ilgili de karayolları ekipleri sürekli güzergah üzerinde kar temizleme çalışması yapıyorlar. Özellikle yol kenarlarında biriken karların yeşil alanlara atılmasıyla ilgili çalışma yapılıyor güzergah üzerinde. Çünkü yolu daraltıyor yol kenarlarına atılan karlar. Bunların tamamen yeşil alanlara püskürtülmesiyle alakalı çalışmalar yapıyor. Dün sabaha kadar bu noktada birçok vatandaş mahsur kalmıştı. Hatta Tem otoyolunun ortasında çadır kurup bekleyen bile vardı. Yol yaklaşık 7 saat, 7,5 saat tamamen trafiğe kapalı kaldı. Yani İstanbul ve Ankara arasındaki ulaşım tamamen kopmuş oldu bölgede. Ancak şu an itibariyle yollardaki kar örtüsünün kaldırılmasıyla birlikte şehir içinde mahsur kalan, Bolu sınırları içerisindeki mahsur kalan araçların gidişine izin veriliyor diyelim. Sözü size bırakalım.